Merhaba, bugün size orijinali Toronto Üniversitesi Felsefe bölümünde ders veren Jennifer Nagel tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağım. Konumuz önsezi. Bir yargıyı önseziye dayalı kılan nedir ve önsezi felsefede nasıl bir rol oynar, bunlar hakkında konuşacağız. Yüzyıllar boyunca birçok filozof, tıpkı algı, ispat ve akıl yürütme gibi önsezinin de bilgi edinmenin yollarından biri olduğunu kabul etmiştir. İngiliz filozof John Locke, önsezinin sınırlarını belirleyebilmemiz için bize son derece standart bir yöntem sunar. İsterseniz bununla başlayalım. Locke, önseziyi bir yanda duyusal algı, diğer yanda da ispatla karşılaştırır. Duyusal algı her zaman gördüğümüz belirli şeyler hakkındadır. Örneğin bu pizza. Bu pizzanın yuvarlak olduğunu görüyoruz ama buna dair bir yargıda bulunmak zorunda değiliz. Bir yargıda bulunduğumuzda, yani yuvarlak olan şeyler kare değildir dediğimizde, bu yargı artık belirli bir pizza hakkında değil, bundan daha genel ve soyut bir gerçekle alakalı olur. Locke'a göre, yuvarlakların karelerden farklı olduğu yargısında bulunmak önsezilere dayalıdır ve en azından bu durumda fikirlerimize dair ayırt edici özelliklerin farkında oluruz. Önsezi son derece kusursuz bir bilgi kaynağıdır. Yuvarlak şeylerin kare olmadıklarını önsezilerimize dayanarak biliriz. Locke, önsezi ile ispat arasında da bir farklılık olduğunu ileri sürer. Önsezilerimiz bize doğrudan bir yuvarlağın üçgen olmadığını söyleyebilir. Ama bundan daha karmaşık sorularla karşılaştığımızda ispat ya da akıl yürütme yoluna gitmek zorunda kalırız. Buna örnek olarak da bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu bulabiliriz. Ama bu bilgiye ulaşmak için bir sürü aşamadan geçmemiz gerekir ve buna da ispat adı verilir işte. İspat, bilinçli aşamalar gerektirirken önsezi anlıktır. Locke buna rağmen önsezi ve ispatın bağlantılı olduğundan bahseder. İspata dayalı bir mantık zincirindeki her aşama önseziye dayalıdır ya da önseziye dayalı olmalıdır. Günümüz düşünürleri de benzer bir farklılığı çeşitli etiketler aracılığıyla kullanırlar. Psikologlar doğrudan ve dolaylı, deneyimsel ve sistematikle otomatik ve kontrollü düşünme arasındaki farklılıklardan bahsederler. Bu farklı etiketlerin ortak bir paydası olduğu ileri sürülür. Objektif kalmak adına iki taraf sıklıkla birinci ve ikinci tip düşünme olarak etiketlenir. Buna ek olarak birinci tip düşünme tarafının önsezisel, ikinci tip düşünme tarafının da düşünsel olarak adlandırıldığını da görebilirsiniz. Keith Stanovich ve Jonathan Evans gibi ünlü psikologlara göre iki taraf arasındaki en önemli fark John Locke'un farkına vardığı şeydir. Yani bilinçli adımlar atmalı mıyız yoksa atmamalı mıyız? Sizden 5x11 işlemini yapmanızı istersem cevabın 55 olduğunu anında hiç zorlanmadan söyleyebilirsiniz. Bu önseziseldir. Ama sizden 5'i 11'e bölmenizi istersem bu bölme işlemini yapmak için muhtemelen bir dizi aşamadan geçmeniz gerekir. İşte bu düşünseldir ve önsezinin burada bir etkisi yoktur. Yine de bu uzun bölme işlemini yaparken, bölme işleminin önsezisel olan ve tek basamaklı sayıları içeren işlemlerden meydana geldiğini fark edebilirsiniz. Önsezilerimiz bize birçok şey hakkında fikir verir. Önsezisel bir yargıya vardığımızda geriye dönüp attığımız adımların üzerinde düşünebiliriz. 5x11'in 55'e eşit olduğu yargısına doğal bir şekilde önsezisel olarak varmış olsak da kendimizi bunu düşünmeye zorlayabilir ve her bir basamağın üzerinden tek tek geçebiliriz. O halde önsezi anlık bir yargıdır diyebiliriz. Bu önsezinin anlık olsa da illaki hızlı olacağı anlamına gelmez. Ama önseziler düşünce gibi aşamalar içermez. Düşünce gibi önsezi de soyut ya da amodal, yani herhangi bir duygusal modalite ile temsil edilmeyen şeyler hakkında yargıya varmanın bir yoludur. Görme duyumuz cisimlerin renkleri hakkında, duyma duyumuz da sesler hakkında bilgi verirken, önsezilerimiz de bize geometri, sayılar gibi soyut şeyler ve nedensellik, adalet ve bilgi gibi felsefe için önemli olan konular hakkında bilgi verebilir. Örneğin, masum bir insana zevk olsun diye zarar vermek önsezisel olarak yanlış gelir. Filozoflar çoğu zaman fikirleri önsezilere karşı teste tabi tutarlar. Platon'un Diyalog Theaetetus isimli eserinde Sokrat'a bilginin doğru yargı ile aynı şey olup olmadığı sorulur. Sokrat da durumu önsezisel olarak tanımlayan bir senaryo ortaya koyar. Senaryoda şiddet içeren bir suçla suçlanan birini savunması gereken bir avukat vardır. Avukatın müvekkili aslında masumdur ancak herhangi bir görgü tanığı bulunmamaktadır. Avukat sunabileceği herhangi bir kanıt yokken en iyi stratejinin jüriye olan biteni anlatmak yerine güzel kelimeler kullanarak jürinin müvekkilini sevmesi olduğunu düşünür. Avukat jürinin kanına girer ve jüri de müvekkilinin suçsuz olduğuna inanır. Bu noktada Sokrat, jüri üyelerinin müvekkilin suç işlemediğini bilip bilmediklerini sorar. Önsezileriniz eğer Platon'unkiler gibi ise inandıkları şey doğru olmasına rağmen bilmedikleri hissine kapılırsınız. Filozoflar bunun gibi önsezisel senaryoları bilginin gerçek inançtan daha fazlası olduğunu savunmak için kanıt olarak kullanırlar. Senaryoyu gözümüzün önüne getirmek için uğraşlardan ve uzun düşünce aşamalarından geçmek gerekebilir. Ama jüri üyelerinin bilip bilmediği sorusunu sorduğunuzda aklınıza hemen bir yanıt gelir. Bu hisse neden kapıldığınızı anlamayabilirsiniz. Fakat bu yanıtın nereden geldiği de aslında büyük bir merak konusudur. Bu videonun şu ana kadar önseziyi biraz negatif bir biçimde tanımladığını fark etmiş olabilirsiniz. Önsezinin duyusal algıdan farklı olduğunu ve bilinçli, mantıklı adımlar gerektirmediğini söyledik. Filozofların önsezilerin nasıl işlediğine dair pozitif teorileri de var. Plato, şekil hafızasıyla yönlendirildiğimizi, Locke fikirlerimizin özelliklerine cevap verdiğimizi öne sürerken, John Austin gibi 20. yüzyıl filozofları da sıradan dili algılama biçimimizle yönlendirildiğimiz ve zamanın testinden geçmiş, öğrenilmiş farkındalıklarla dolu bir geçmişi miras aldığımızı söylerler. Diğer filozoflarsa bilgi ve ahlak gibi hedeflerin doğasını incelerken daha dolaylı bir yol izlerler. Farklı alanlardaki önsezilerin farklı şekillerde ortaya çıkması, örneğin bazı şeylerin prova yapıldıktan yani yaşanıldıktan sonra önsezisel olması gibi. Videonun başında verdiğimiz çarpma işlemi buna bir örnek olabilir. Ancak bazı alanlarda yeni sayılabilecek problemler için de önseziler geliştirdiğimizi görürüz. Belki de benzerliklerden yola çıkıyoruzdur ya da ahlak hakkındaki içgüdülerimiz, bilgi ve nesnellik hakkındaki içgüdülerimizden farklı işliyordur. Deneysel filozoflar olarak adlandırılan bazı filozoflar, oturduğu yerden izlenimlerin aktarılması yerine insanların önseziler hakkında araştırmalar yapılması gerektiğinin önemli olduğunu söylerler. Önseziler hakkında farklı pozitif teorileri olan filozoflar, zaman zaman yanılmamıza sebep olsalar da önsezilerin yargıda bulunmak için iyi bir yol olduğunu düşünürler. Bunun sebebi, önsezilerin kusurlu olması ya da bir yargıya varıyormuş gibi hissetsek de bunun aslında öğrenilmemiş olması olabilir. Bazı şeyler önsezisel olarak doğruymuş gibi gelebilir ancak düşünürsek hatalı olduğumuzu anlayabiliriz. Bazı sorular hakkında insanların farklı önsezileri olabilir. Hatta bazen kendi önsezilerinizin başkalarınınkilerle çakıştığını da görebilirsiniz. Aslında önsezilere dayanan sistematik ve tutarlı bir teorinin üretilemediği zamanlar felsefi gelişimin başlangıç noktasıdır. Önsezilerimiz çakıştığında önümüzde farklı yollar vardır. Olası yanlılıkları araştırabilir ve bazı önsezilerin doğal bilişsel illüzyonlar olduğunu keşfedebiliriz. Mantık dışı bir teoriyi, basit olması gibi teorik özelliklerine dayanarak savunabiliriz ve belki de kendimizi yeni önseziler geliştirmek için eğitebiliriz bile. Önsezilerimizin çakışıyor olması, önseziler hakkında şüpheci olmayı gerektirmez. Zaman zaman alışılmış duyusal algılarımız da çakışıyor olabilir, değil mi? Perspektife dayalı illüzyonlar, deneyimler ve gözleme dayalı hatalar yaparız ama duyularımızla algıladıklarımız hakkında birçok ortak yön ve tutarlılık olduğu için duyusal algıya yönelik güvenin temelinin sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak hatalarımızı düzeltmek için çalışabilir ya da bu hatalara nasıl düştüğümüzü de açıklayabiliriz. Felsefede buna benzer bir şeyin olup olamayacağı ise ilginç bir sorudur. Bilgi, ahlak ya da felsefi açıdan ilgi çekici başka bir konu ile ilgili tutarlı bir teori geliştirip savunmak söz konusu olduğunda aslında yüzyıllardır devam eden zor bir projeyi ele almış oluruz. Şu ana kadar anlattıklarımızdan yola çıkarak bu tarz projelerde önsezilerin bize doğru yol gösterdiğini söylemek mümkün. Aslına bakarsanız felsefenin ortaya çıkmasında önsezilerin büyük rolü olduğunu söyleyebiliriz. Önsezilerimizin bizi nereye kadar götürebileceğini ise hep birlikte göreceğiz.